Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında paralel kenar konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre BCFX kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Şu eşitliği falan kullanacağız. 35'i de kullanacağız tabi. Öncelikle 35'i kullanalım isterseniz. Şöyle Z'den dolayı burada kaçta 35 derece mi? Evet. 35 90'sa buraya kaç kaldı? 55 derece kaldı. E 180'e tamamladığı için Hocam 55 ise ikiz kenarlıktan burası da 55'tir. 55 55 110 buraya ne kaldı? 70. E karşılıklı açılar birbirine eşit. Yani burası da 70 olacak. X artı 35 eşittir 70 ise x'i buradan kaç buluruz? 35 olarak buluruz. Cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı. Yukarıdaki verilere göre AB x kaç santimetredir diye soruluyor. Öncelikle 8 ise karşı tarafı 8 yazalım. A Pisagor yapabiliyoruz burada. Hocam 8 var 4 kök 3 var. Aslında şey var burada. Yarısının kök 3 katı 30 60 90 üçgeni yok mu arkadaşlar direkt? Var değil mi? E hatta burası direkt 4 diyebiliriz. İsterseniz Pisagor'dan da 4 bulabilirsiniz. Sıkıntı yok. E hocam başka ne yapacağız? Bizden x isteniyor. Hocam şurada zaten bak burası 90 ise z'den dolayı burası 90 mı? Evet. Hocam aslında burası 60 ise burası da 60 olacağından dolayı 30 30 yaptı. E sonrasında 30'u karşı 4 kökü 60'ı karşısında ne olacaktır? Direktman 4 kökü 3'ün kökü katı olacaktır. Yani kaç yapıyor arkadaşlar bu? 12 yapıyor. Cevabımız Ceyhan oldu. 6 verilmiş ve buradaki oranlamalar verilmiş. Burası 3K iken burası 2K verilmiş. Hemen yazalım. EC uzunluğu 2K, DE uzunluğu 3K. Yukarısı 5K ise aşağısı da paralel kenarın tanımı gereği 5K'dır. E kelebek var mı hocam burada artık? Var tabii ki. 2 bölü 5 oran var. 2 bölü 5 eşittir. 6 bölü x mi diyeceğiz gençler? Evet x buradan kaç geliyor o zaman? 15 geliyor. Yani cevabımız Edremit oldu. ABCD paraya kenar şeklindeki bir karton BE kenar üzerinden katlanarak C köşesi F noktasına geliyor. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hemen yapıştırıyor muyuz arkadaşlar? Yapıştırıyoruz. Peki burada AF uzunluğu 12 vermiş. AF'yi de kullanacağım ve benden X isteniliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Valla açıortaylık varsa ne yapıyorduk? Paralellik ve açıortaylık aynı anda olduğunda z'ye dikkat etmiyor muyduk? Evet hocam. Bak z var burada. Hop. Burası da çizgi açısı oldu. Gel ben buraya a dersem burası da a mıdır? Evet. E burası çizgiye çizgiye şu üçgen bir ikizkenar üçgen olduğundan hocam burası 12 artı a ise burası da 12 artı a mı olacak? Aynen öyle. E gençler paralel kenar gereği şu 12 artı a ile bu birbirine eşit midir? Evet. x artı a eşittir 12 artı a'dan X'i buradan kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Cevap denizli oldu. Yukarıdaki resimde gösterilen ahşap merdiven korkuluğun direkleri merdivene dik. Ahşap korkuluğun alt ve üst parçaları da birbirine paraleldir. Evet şunlar hep birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Bu korkuluğun yüzeyi metrekare fiyatı 55 TL olan bir plaka ile kaplanmak istendiğinde. Arkadaşlar ben bunu bir plakayla kaplayacakmışım böyle hepsini. Bu yüzeyi yani. E o zaman ne olacak? İşte bizden bu yüzeyin neyi isteniyor arkadaşlar? Alanı. Hocam bu paraya kenar. Burası 80 ya. Burası da 80. Burası da 80 değil midir? Evet. E şuradaki paraya kenarının alanı isteniyor benden. Nedir? Tabanı 80. Tabana ait yükseklikte. Hop şurası değil midir? Yani 5 değil midir? Değildir. Dikkat. Tabanı 80 iken burası da 5 lira aslında ama bu metre cinsinden bizden metrekare fiyatı 55 liraya. O zaman bunu da metre, metreye çevirelim. 0,8 metre değil midir arkadaşlar? Çünkü 1 metre 100 santimetre ise bunu 100'e böldüğümüzde 0,8 yaptı. O zaman alan kaç yaptı? 0,8 çarpı 5 yaptı. O da 4 mi yapıyor arkadaşlar? Evet. Metrekare fiyat da 55 TL ise 4 metrekareyi 4 çarpı 55 liradan 220 lira olarak buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız ne çıktı? Edremit çıktı. Taralı alan bölü tüm alan isteniyor ve burada da bir oran verilmiş. Hemen yazalım. AE uzunluğu K iken DE uzunluğu 4K verilmiş. 5K iken 5K. Hocam burası da A burası da A. Ne yapacağız? Alan da açacağız arkadaşlar. Haydi isterseniz K'ya 4K'dan isterseniz A'ya A'dan başlayın hiç fark etmez. Hocam ben K'lardan başlamak istiyorum. 4K'da kalan tepe noktası burası iken 4K'da kalan 4A ise K'da kalan nedir? A'dır. E hocam A'dan A'ya dağıtalım. Hop şunu da çizersek. A'da kalan 5A ise A'da kalan da 5A mıdır? Evet. Hocam niye A'da kalan 4A? Buraya da 4A yazmayacak mıyız? Değil. Yazmayacağız. Niye? Çünkü A'dan A'ya geçişte bak burası tepe noktası A'ya kadar gelmem lazım. O zaman A'da da tepe noktası A'ya kadar geleceğim. Yani 5A. A'da kalan 5A ise A'da kalan 5A. Toplam 10A burası. E burası da 10A. Tüm DF'nin alanı 4A bölü tüm alanda 20A. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 5 yapıyor. Cevap E Dremit. BD kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Bize şurayı da 3 vermişler. Arkadaşlar şunlar birbirine eşit değil mi? Çünkü köşegenler birbirini ortalıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın hatta şu parçada da şu parçada birbirine eşit. Hocam şurasıyla da şurası birbirine eşit. Aa hocam şu eşiti de kullanacağız dersek. Böyle paralel maralel ya da kelebek falan bakmamıza gerek yok. Çünkü özellikle ve özellikle böyle köşegen verilip de Köşegenler çizilip de ekstra bir yerde de bir eşitlik varsa ağırlık merkezine dikkat edin arkadaşlar. Şu üçgende bakın iki kenar ortayın kesim noktası yok mu arkadaşlar? Var değil mi? Bak paraya kenarda özellikle buna dikkat edin. Köşegen verilmiş mi? Kenar ortaylık varken bak. Çünkü bu kenar ortay bu kenar ortay. E o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Ağırlık merkezi. Yani üçgen 1'e 2 oran olacak. İki kenar ortayın kesim noktası olduğu için ağırlık merkezi. Üçgen burası 6 olacak. E hocam burası 9'sa burası da nedir arkadaşlar? 9'dur. Bizden BD isteniyor. BD de kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 18 yapıyor. Cevap Akçay. ABCD paralel kenar ve bu açıortay, bu da açıortay verilmiş. Arkadaşlar öncelikle karşılıklı kenarlar birbirine paralel Z ve birbirine eşit. 5 ise burası da nedir? 5'tir. 7 ise burası da nedir? 7'dir. Eyvallah. E hocam Z var burada. Z'den dolayı açı ortaylı bir olduğunda Z'ye dikkat edin demiştik. Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Yani ben buraya alfa alfa dersem. Burası da alfa oldu. Burası da alfa oldu. E hocam alfa burası 2 alfa ise burası 2 alfa. E buraya da beta beta diyecek olursam 2 alfa ile 2 betanın toplamı nedir? 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180. Alfa artı beta ne oldu? 90 oldu. Hocam alfa artı beta 90 ise burası 90 derece oldu mu? Oldu. Peki bizden x isteniyor. Hocam ne yapacağız? E burada da x kenar var. Taban isteniyor bizden. Sanki tabanına ait yüksekliği çizeceğim. Bu arada burası 5 iken burası da 5 mi? 5. Aa hocam bir şeyler geldi. Bak 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 bak. Şurayı 5 bulduktan sonra tamamı 7 ya. O zaman buraya 2 geldi. E hocam burası 2 ise burada 90'ın karşısı 2 hangi açının karşısı 1'dir? Direkt 30'un diyebiliriz arkadaşlar. E burası 30 ise burası da 30. E burası da 30. 30 30, 30 120 üçgen çıktı. Direkt 5 5 ise burası da ne olacaktır? 5 kök 3 olacaktır. Yani cevabımız denizli çıktı. Yukarıda verilenlere göre dc x nedir diye soruluyor. Bir, öncelikle burası x iken burası da x midir? Evet. Hocam 12 var, 24 var. 12 5 diyebiliriz ama öncelikle açıortaylık var. Hocam açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin diyorduk. Ne var burada? Hocam hop böyle Z Cık, maalesef. Şunlar paralel değil ki değil mi? Ama açıortaylık biz hep böyle nedense zorlanırız Z'sini böyle far ediyoruz. Paraya kenardaki şu karşılıklı kenarların paralelliğini düşünerek yapıyoruz. Ama şunu unutmayın. Arkadaşlar bunlar da birbirine paralel. Değil mi gençler? Yani şöyle bir Z var mı? Olmaz mı be ya? Nokta açısa. Ve bu arada burası 90 sa. Hop burası da 90 derece değil mi arkadaşlar? Paralelten dolayı. Z'den dolayı yine. Evet. E hocam bak noktaya nokta. İkiz kenar. X'e X. E tamamı 24'tü. E tamamı 24 olduğundan buraya da 24 eksi X kaldı. A. İyi ki de 90 sa buraya da 90 yazmışız. Ne var burada? Bir dik üçgen. Hocam Pisagor. Hatta. Hatta demeyelim. X'in karesi eşittir nedir? 12'nin karesi artı 24 eksi X'in karesi diyebiliriz arkadaşlar işlem işlem işlemle x'i buluruz. 12 varsa 12, 5, 12, 13 olabilir. 13 koyduğumuzda sağlamıyor. Başka 12 varsa 9, 12, 15 olabilir. Hocam x yerine 15 yazarsam o 24'ten 15 çıkınca 9 mu yapıyor? Evet 9 yapıyor. Demek ki x kaç oldu arkadaşlar? 15 oldu. Hissettik. Ya burada da çözebilirsiniz Tabii de. E, siz de özel üçgenleri biliyorsanız hissedebilirsiniz. Bak sallaya, sallarsınız demiyorum. Bilen insan hisseder, bilmeyen insan sallar. Dikkat edin arkadaşlar. Evet cevabımız Cehan oldu. 1, 11 ve 12 verilmiş. Bizden de x isteniyor arkadaşlar. Arkadaşlar bak ne yapacağız? Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik. Hocam bunun devamını getirsek. Aa, ben buradaki uzunlukları bilmiyorum ki. Bir işime yaramaz. Şunu da bilmiyorum. Hiçbir işime yaramaz. O zaman ben şu açı ortayları sadece dik dedim. Dikkat edin. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Önemliydi. Paraya kenarda da çok kullanıyorduk. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesiyorlar. Hocam burası dik olacak ve orta taban üzerinde hop şöyle yani hop şöyle bir paralel çizecek olursak bu orta taban çizgisi olmak zorunda. Hocam bu arada burası 12 ise bu 6 6 oldu orta taban çizgisinden dolayı. E Burası da 6 ise buraya 5 kaldı. Bu arada 5 12 13 üçgen oldu. Gençler bir de burada ne var? 90'lar çizilen kenar orta eşit eşitken yani muhteşem 3'ten dolayı eşit olacak. O zaman x de neye eşit oldu? 13 ile 6'nın toplamına eşit oldu. Yani 19 oldu. Cevap balık esir. Yukarıda verilenlere göre ABC'de paraya kenarının alanı nedir diye soruluyor. Yine mi alfa ya iki alfa? Ah 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 ah. Ne yapacağız? Hocam Z'den dolayı bir kere burası iki alfa mı? Evet. Ama öğrendik artık. Ya böyle alfa alfa diye parçalıyorduk ama taban yok hocam. İşimize yaramaz. Ya da ne yapıyorduk? Böyle küçük olan böyle x kenar oluşturduk. Hatırlayın arkadaşlar alfa 2 alfa kalıbında bunda a, bu 3D'nin içerisinde hatta 5'inci soru mudur? Nedir yani? 5 sorudur. Bununla şey yaptık. Böyle alfaya ait bir x kenar oluşturduk. Önce iç, iç, içeriden oluşturuyorduk. İçeriden oluşmasa da dışarıdan oluşturduk. Hatırlayın. Peki içeriden böyle 2 alfaya dokunmadan şuradan bir x kenarlık oluşturacak olursam hocam burası da alfa diye bir x kenarlık oluşturdum. Bakın şöyle. Alfa alfaysa burası da 2 alfa mı? Evet bu özel durumda dikkat edin. Aa 2 alfa 2 alfa. 5'e 5. İkiz kenar çıktı burada. E hocam 5 ise bakın burası da 5. E tamamı 13'tü. Buraya ne kaldı o zaman? 8. Paraya kenarın alan isteniyor. Hocam ikiz kenar var. Taban da mevcut. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer mi? Çizer. Ve 4 ve 4 diye yazarsın buraya. Hocam 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden 3 çıktı. Sen şimdi şuradaki alanı bulursun. Hocam şuradaki alan tamamı. Şöyle göstereyim. Şu alanın tamamı arkadaşlar. Ne çıkıyor? Şuradan dolayı 5 tabanımız 13 yüksekliğimiz 3 mü? 13 çarpı 3 bölü 2 yani 39 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Burası 39 bölü 2 çıktı. E şimdi 5'te kalan A ise mesela 10'da kalan ne olacaktır arkadaşlar? 2A olacaktır. E o zaman burası 3A ise burası da 3A. Sen A'nın ne olduğunu buldun. Bak şu alan A dedik. A'yı ne bulduk? 39 bölü 2 bulduk. 39 bölü 2 bulduysan Senden ne isteniyor? Paraya kenarının alanı. 3A burada. 3A burada. 6A isteniyor. Yani 6 çarpı 39 bölü 2. Şu şu gidince 3. 3 ile 39 çarpınca 27. 3 kere 39, 117 mi çıkıyor? Evet cevabımız böylelikle balıkesir kesir oldu. ABC'de paraya kenar ABF doğrusal demiş ve şurada da eşitlik verilmiş. Şu eşitliği kullanacağım. Bu eşitliği nasıl kullanabilirim? Ancak paraya kenarının 4'te 1'e olmasını kullanabilirim mesela. Değil mi? Yani şuraya bir A alanı dersek zaten bizden de oradaki A alanım isteniyor. Evet KCL üçgenin alanı isteniyor. Paralel kenarın alanının dörtte biri. Eee. Arkadaşlar buradan da yapabilirim. Başka yerden de yapabilirim. Şu yeni şeyi de kullanacağım. 12'yi de kullanacağım. Hocam bu da paralel kenar alanının bunu fark edemezsiniz ya. Alan kaydırmadan gelecek. Ben bunu size daha net bir şekilde nasıl açıklarım. Neyse şuraya A diyelim. Arkadaşım şu eşitliği de kullanmam lazım. Buradan şuraya doğru çizecek olursam. Şimdi şu şekil bir paraya kenarken eyvallah. Buradaki şekil bir yamuk değil mi arkadaşlar? Evet. Peki yamukta gençler. Yamukta hatırlayın. Şu alanla bu alan birbirine eşit olmuyor muydu? Yanaklar birbirine eşitti değil mi? Evet. E o zaman bakın şu bir yamuk olduğundan dolayı. Bak 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 olaya bak. Şu bir yamuk olduğundan dolayı şu. Bak paraya kenar değil. Bununla bunun paralel olduğunu bilmiyorum. Paraya kenar da olsa zaten şununla şu birbirine eşit olacak. Ama neyse. Şu bir yamuk olduğundan dolayı hocam şu alanla şu alan ne olacak? Eşit olacak. Evet böyle daha rahat kavrarsınız arkadaşlar. A artı 12 ise burası da A artı 12 oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonrasında ne yapacağız? E şurada bir dörtgen çıktı diyeceğim ama çıkmadı. Şurada karşılıklı alanlar çarpımları diyecektim ama Şimdi artık çift çizgiyi kullanayım isterseniz. Hocam şu alan tüm alanın nesidir? Dörtte biridir. Çünkü paralel kenarda temel yapıları bileceğiz kardeşim. Şunlar eşitken bu alan tüm alanın 4'te biridir. Ya da şu alan tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Paralel kenar alanının 4'te birini neymiş arkadaşlar? A artı 13. O zaman paralel kenar alanı 4A artı 4 ile 13'ün çarpımı 52 kim yaptı? Evet. Paraya kenar alanının yarısı değil mi arkadaşlar? Bakın şu alanda paraya kenar alanının yarısı. Yani paraya kenar alanının yarısı da A artı 12 artı 20 değil mi? A artı 12 artı 20. Yani A artı 32 2 ile çarp. 2 A artı 64 mi yaptı? Evet her ikisi de paraya kenarın alanına eşit. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Yani ben bunu buraya attım. 2 A kaldı. 64'ten de 52 çıkınca 12 kaldı. A'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 6 bulduk arkadaşlar. Daha değişik yollarla da yapabil, yapılabilir tabii ki. Ama en rahat bir şekilde anlayabileceğiniz yöntem bu arkadaşlar. Ama şunu da unutmayın. Buradaki temel yapıları bilin arkadaşlar. Alanda çok kullandığımız şeyler. Evet cevap balıkesir oldu.